Merhaba arkadaşlar, ismim Yusuf. User Defined Events videomuzda reklam bilmişsin. Makine simülasyonu göstermiştik. Bir arkadaşımız bunu sormuş. Familycoin isimli bir arkadaşımız bunu sormuş. Nasıl tezgah ekliyoruz, nasıl hareket ettiriyoruz gibi. Şimdi bunu yapacağız. Makine simülasyonu getirmeden önce birkaç şeye dikkat etmek lazım. Takımımızın takım numaralarını yazacağız. Operasyonumuzun devir ve ilerleme değerlerini de yazmamız gerekiyor. Daha sonra şu VCS'in konumu öyle bir yerde olacak ki tam tezgahın tablasının merkezinde olacak. Ki buraya tezgahımızı montaj yaparken bu pozisyonda ekleyebilelim. Son olarak da şunu kontrol edeceğiz. MC isminde şurada details kısmında bir yazacak. Tüm bunları dikkat ettikten sonra Machine Tool View'da Generic Machine'e geliyoruz. Retrieve Tools from Library'e geliyoruz. Ve Mill kısmına tıklıyoruz. Burada tezgahlar var. Bunları ilk videolardan birinde detaylı anlatmıştım. İşte kafa işte 45 derece kafa tabla, ikisi de tabla ya da ikisi de head olan tezgahlar var. Biz şu anda 3 eksen bir işlem yapacağız. 3 eksende Fanuc, Haidilin ve Sümenik olarak da ayrılıyor. Getirdim tezgahı. Parçam burada seçilmemişse seçiyorum. Specify ilk önce burada gelir. Bunu Padmat Junction'a çeviriyorum. Şuraya geliyorum ve buradan VSS'e çeviriyorum. Ne oluyor? VSS'in mevcut bulunduğu yerde tezgah kurulma diyorsunuz. Okey diyorum. Bir daha okey diyorum. Tezgahımız geliyor. Bir daha okey diyorum. Bakın tam tezgahın tablasının merkezine VSS'i konumlandırıyor. Operation Navigator'da bakın burada biraz değişimler var. Spindle ve Tool Magazine gelmiş. Aslında tezgahın nerede olduğunu Machine Tool Navigator'dan görebilirsiniz. Bakın burada Z base, Y base olarak görebiliyorsunuz. Mesela slide dediği kızaklar oluyor aslında. Axis kısmına geldiğimde bakın burada X ekseninin hareketini görebiliyorum. Ya da Y ekseninin hareketini bu şekilde görebiliyorum. Simülasyonu nereden açıyoruz? Tıklıyorum. Şurada Simulate Machine var ya da sağ tuş Toolpad Simulate diyebilirsiniz. Simulate Machine'e tıklıyorum. Burada Setup yani fixture tanımlanmamış diyor. Tamam diyorum. Eğer kütüğü tanıttıysanız Show 3D Metal Removal'la kütüğün kesimini görebilirsiniz. Bu bazen göstermeyebiliyor. Bilginiz olsun. Show Toolpad'de takım yolunu görebiliyorsunuz. Show Message Status'te tezgahın mevcut eksenlere X, Y, Z'nin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Simulation Settings kısmında Collision Detection yani çarpma görünsün mü görünmesin mi? Bunu görebiliriz. Diyebilirsin ya bu saçma ya. Herhalde tabii görünmesi istiyorum ama bunu kapatıp da yapanlar da var. Tamam. Okey diyelim. Şimdi burada şu kısımda da büyük bir ayrıntı var. Toolpad Simulate denen şey kinematik simülasyon. Yani CAM programları satarken yani biraz ağır tabir olacak ama dolandırıcılık yapıyorlar biraz. Aslında insanlarda yani CAM programlarında kinematik simülasyon var ama bunu G-code simülasyon olarak tanıtıyorlar. Diyebilirsiniz ki fark nedir ikisi arasında? Her halükarda simülasyon yapıyor. Öyle değil arkadaşlar. Şimdi bakın Toolpad Simulate'de ben play dediğimde continue diyorum. Bakın burada hani CLS çıktısından aslında bu işi yapıyor. Ve bu gerçek G-Code'unu çalıştırmıyor arkadaşlar. Şuna getirirsek, Machine Code Simulate'e getirirsek biraz bekleyecek.
Burada gerçek çıktılarla, bakın gerçek G kodlarıyla bu işi yapıyor. Bir daha play diyelim. Burada takım yok diyor. Şöyle yapacağız. Şunu paket 1'in içine atıyoruz. Böyle hatalar olabiliyor. Yani hata değil de yani böyle bazı şeyler isteyebiliyor. Okey diyorum. 5'in kod simülate'de bakın show execution view'a tıkladığımda bunu görebileceğim. Play diyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Bir stop diyeyim. Tamam. Clearance violation. Çünkü şurada takım tutucuyu tanımlamadık. Bunları görebiliyor. Buna geldim. Takımı biraz uzun yapayım. 120 yapayım. Holder'ı da tanıtayım. Bu şekilde holder'ı da tanıtıyorum. Okey dedim. Şimdi yine şey yapabilir. Demiyorum. Bir daha simulate diyorum. Play yapıyorum. Takım alıyor. Çarpma şeyi verdi. Yeterince uzun bağlamamışım. Continue diyorum. Sıkıntı yok. Continue until reset. Bu şekilde adım adım nasıl gittiğini gerçek G kodlarıyla görebiliyorsunuz. Bakın biraz da uzatayım. Takımı işte gerçek burada çarpmayı her şeyi görebiliyorsunuz. 160 yapayım. Şurada adımda şeyi görebiliyorsunuz. Çarpmayacak. Okey diyorum bir daha. Bir daha generate yapıyorum. Bu şekilde şuna çarpma olmuyor. Yeşil ok nerede olduğunu gösteriyor şu anda. Hangi hareketi yaptığını gösteriyor. Bu şekilde gerçek G kodlarını görebiliyorsunuz. Şimdi siz aklınıza şu gelecek. Ya bu şu post nereden çıktı? Bu ilk makine simülasyonu ayarlarken hangi postu çalıştıracağını da post şablonu çalıştıracağını belirliyorsunuz. Bunu bayağı bir ayarı var. Bu böyle basit bir şeydir. Bu ayrı bir uzmanlık yani makine simülasyonu. Bunu CAM programları kendi içine yaptığı gibi dışarıdan fason hizmet de alıyor. Türkiye'de böyle bir iki tane Türk firması var. Biz daha çok buralara yönlendiriyoruz. Çünkü bizim yani şu simülasyonu çalıştırabilmemiz için lisansı bunu ekletmeniz gerekiyor. Ayrıyetten bu bir danışmanlık olarak veriliyor. Yani bu makine simülasyonu hazırlaması. Tüm bunlara baktığınızda dışarıdan bu hizmetleri almak daha ucuz geliyor. Tamam. Şimdi bir de şunu göstereyim. Ben bir post alayım. Ben farklı bir şeyden aldım. Post şablonundan aldım. Bunu çalıştırabilecek miyim? Ona bakacağım. Bunları siliyorum. Şu baştaki şeyleri algılamıyor. Bunu algılamak için de yine makine simülasyonu buna göre hazırlamak gerekiyor. Bunu da şöyle yapıyorsunuz. Menü, Tools, Simulate Machine Code File'a giriyorsunuz. Ben bunu buradan seçmişim. Deneme 3 olarak bunu görüyor. Okey diyorum. Burada o çıkarttığınız postu görebiliyorsunuz. Burada zaten Toolpath Simulate seçeneği olmaz gerçek G-Code olduğu için. Şundan adım adım da gidebiliyorsunuz. Tamam, Bionic Block olarak kütüğü aldı. Şunu şöyle getireyim. Şunu şuraya atayım, arkaya gelsin. Adım adım görelim. Burada bazen yanlış şeyler de olabiliyor.
Bakalım bunu çıkaracak mı? Getiriyor. Devrini aldırdı. Evet, bu şekilde. Ha, burada şey de görebiliriz. Show tool trace. Koç bulundu diyor. Continue diyeyim. Belli bir miktar dokunmayı arkadaşlar Goç olarak algılıyor. Bunu çözebilir miyiz? Bakacağız. Show tool trace diyorum. Baştan bir daha açayım ben şunu. Bir resetleyeyim. Show tool trace açtım. Yavaş yavaş gitsin. Tamam diyorum. Buradan şeyi de görelim. Tamam, continue diyorum. Şu an aslında 0'a 0 geçiyor bakın şu yandan bakarsanız ama bunu bir dalma olarak algılıyor. Bunu şuradan çözebiliyorduk. Bir daha bakalım. Takımın geldiği çizgiyi de buradan görebiliyorsunuz. Simulation Settings'ten Go Check Stock mesela 10'da 5 olarak değiştirelim. Koç toleransı da yine 1 olarak değiştirelim. Ama hangisi çalışıyor tam olarak bilmiyorum. O yüzden ikisini değiştirdim. Bir daha reset atalım. Bir daha play diyorum. Tamam. Kütüğü görsün. Evet, şu anda bunu vermeyecek. Şimdi hangi soldan tam bir belirleyelim. Muğlak kalmasın. Simulation Settings'ten Koç tolerans 10'da 1 kalsın. Deminden 10'da 1'di herhalde. Yani biz neyi değiştirmiş olduk? Şu 0.5'i değiştirmiş olduk. Sadece şimdi. Okey diyelim. Şimdi bu yine çarpacak mı? Play diyorum. Okey diyorum. Evet. Tamam. Şimdi bulduk. Stop diyelim. Yani biz şunu değiştireceğiz arkadaşlar. Şunun değişimi bir işe yaramıyor. Koç toleranstan mesela bunu 10'da 2 yapalım. Yani 10'da 2 milimetreye kadar dalmayı görme diyecek. Evet, şu anda bakın çarpmıyor. Böyle hassas ayarları var arkadaşlar. Evet, burada bir yerde çarpma gösterdi. Tamam. Bu böyle. Bir de 5 eksen de bunu görelim. Asıl bu simülasyon aslında 5 eksen için. Bunu bilirsiniz. Genelde 5 eksende yapılır. Çünkü 5 eksende şöyle bir durum var. Verify yapalım ilk önce. Bakın burada takım buradan başlıyor. Hızlı geçti. Böyle gidiyor. Yukarıda bitiyor. Açılı olarak işliyor burayı. Kalktı. Buraya geçti. Şimdi şurada bitip şurada geçtiği için belki burada çok büyük bir şey olmaz. Sorun olmaz. Bunlara bakın, ben şöyle değiştiriyorum. Diyorum ki bunun başladığı yer Start Drill Points'ten burası diyorum. Başladığı yer burası olunca bittiği yer tabii ki burası oluyor. Yine diğeri için de aynı şekilde diyorum ki Start Drill Points'ten bunun başladığı yerde burası olsun diyorum. Ve buradan başlıyor. Yani buradaki ilk operasyon burada başlayıp burada bitiyor. Sonra zınk diye buraya geçecek. Tabii ki şu verify'da bizim sorun görmeyeceğiz. Çünkü aradaki pozisyonlama geçişini nasıl yapıyor? Bunu burada göremeyiz. Bunu simülasyonda görürüz. Gitti, bakın buraya geçti. İşte simülasyon aslında bunun için gerekli. Çünkü yani kesme yaparken kolay kolay bir 5 eksen tezgah çarpma yapmaz. Geçişlerde yapar. Şimdi ikisinin simülasyonu yapmak için ben ilk önce ikisini bir tane klasörün içine atacağım ve klasörden seçip buradan simulate machine'e tıklıyorum. Toolpath simulate açık.
Neden? İlginç. Pilini tıklayalım. Allah Allah. Tamam böyle. Bir dakika, biz zaten tezgah getirmedik ki. Şimdi tezgah bakıyorum arkadaşlar. Tezgah getireceğim. En bilinen AC AC table var. Bundan önce şey ayarlayacağız tabii ki. Bunu yapmadık. Önceki videoda dedik, kendimiz yapmadık. Menü format VCS Orient'e gelelim. İlk önce buraya getiriyoruz. Daha sonra dinamikle tersine çeviriyorum. Ve belli bir miktar aşağı alıyorum. Şu önceden aldığımız tezgah getirdiğimiz yer, burayı şey yapmayın. Orası önemli değil. Okey dedim. Sıfır burada olabilir. Aynı yerde tabii ki olmayabilir yani. Daha sonra Machine Tool'dan Retrieve Tool from Library'ye geliyoruz. AC Table'ı çağırıyoruz arkadaşlar. Use Part Mount Junction diyorum. Buradan VCS'i seçiyorum. VCS'i getirsin dedim. Parçayı da burası olarak seçsin dedim. Okey diyorum. Ve tezgah getiriyor. Tezgahımız bu. Şimdi bu tezgaha bakın, şurada da biz görebiliyoruz aslında. Bir önceki parçada da bunu yapabiliyorduk. Burada şeyleri görebiliyoruz. Şu dış şeyi şimdilik hide yapacağız. Şu kapıları da hide yapalım. İki taraftan da görebilmek için yapıyorum bunu. Tamam. Şunu seçiyorum. Simulate Machine diyorum arkadaşlar. Şurada Machine Code Simulate açıyorum. Biraz küçülteyim. Adım adım gitsin. Takımı burada alıyor. Takıma bir tane tutucu yapacağız. Böyle güzel görünmüyor. Şimdi boyunu bir yüksel. Ya da boyu böyle kalsın, sıkıntı değil. Holder 60'a 30'a 60'lık bir tutucu yapıyorum. Daha güzel görünsün. Tabi siz gerçek simülasyonda bunların hepsini doğru yazmak zorundasınız. Simulate Machine diyorum. Tamam, adım adım gitsin. Takımı aldı. 68.2 high, yani ikisi de high speed komutları anladığım kadarıyla. Burada EJK'ya göre, işte burada direkt B ve C olarak vermemiş.
Burada tabloyu çeviriyor. Getiriyorum. Bakın burada toolpath'i de göstersin. Burada çarpma gösterdi diyor. Buradan şuradan ayarlayabiliyorduk bakın. Şuradan mı yapıyoruz? Şuradan yapmıştık herhalde. Bir diyelim. Bir daha reset atalım. Bir daha başlasın. Geliyor. Ekseni çeviriyor. Neyse, önemli. Ctrl reset yapalım. Bu şekilde gidiyor. Show toolpath'i de açalım. Bittiği yerde ne yapacak? Kalkıyor. Bakın referansa getirdi. Şöyle bir geri gidelim. Şurada bir daha buradan kalkıyor. G0 Z34'e kaldırıyor. G3 Z0 Z0'a katlıyor. Şimdi işte 5 eksendeki post yazımı bu yüzden zor. Burada şu eklenmesi lazım. Yani bunu post ilk yapılırken ekleniyor. Diyoruz ki biz operasyonun sonunda referansa kalksın. Referansa kalkıyor. Daha sonra pozisyonunu değiştiriyor. Bakın IJK'dan görebiliriz. Bunu BVC gibi bir şey yazmamış. BVC'nin nasıl hareket ettiğini de şuradan görebilirsiniz. Pardon, AVC'nin. Yani A29 C-90'da değiştirdi. Bu şekilde değişiyor. Geldi. Yine işlemini yapıyor. Şunun bir yerini tam bulalım ya. Neyse, onu bulamadık. Önemli değil. Burayı işliyor. Orayı da işliyor. Yine sonunda kalkıyor. G3 Z0 olarak gidiyor. Ve bu şekilde bitiriyor. Burada mesela bakın eksik olmuş. Burada tüm eksenleri yine sıfıra alması gerekiyor. Böyle kalmaz. İşte A0, C0 gibi bir şey de çıkması lazım. Burada mesela bu yazılmadığı için referansa gitmiyor. Makine simülasyonu basitçe bu kadar arkadaşlar. Bunun ayarları falan filan bunlar ayrı bir meslek. Ben de çok çok detaylı bilmiyorum. Dediğim gibi bunları Kemp kendi de yapıyor. Ya da dışarıdan birkaç firma destek veriyor bu konuda. Bayağı da başarılar aslında. Daha da ekonomikler çözüm konusunda. Şeyde dikkate alın. Bir programı alırken simülasyon yapıyoruz diyorlarsa G kodu simülasyonu, kinematik simülasyonu diye sorun. Hatta böyle bir 580 tezgah alırsanız kesinlikle bir kesim yaptırın. G kodunu görün. Bu video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.